Koronavirüs, bir diğer adıyla COVID-19 salgını, Antarktika hariç tüm kıtalara ve Türkiye'ye dahil 127'den fazla ülkeye yayıldı. Peki bu virüs, tüm dünyaya yayılırken en az etkilenen ülkeler hangileri oldu? Geçtiğimiz günlerde koronavirüs için sıcaklığın etkili olduğu teorisi ortaya atılmıştı. Buna göre en az etkilenen ülkeler nerede ve hava sıcaklıkları nasıl? 800 bin kişiyi etkisi altına alan koronavirüs, bazı ülkelerde şu anlık sadece olasılık olarak 800 binde bir gözükmekte. Bu ülkeler başta Papua Yeni Gine, St. Vincent ve Grenadinler, Sierra Leone ve Timor-Leste. Sizce bu ülkeler gerçekten de neden bu kadar az etkilenmiş olabilir? Bu ülkelerin ortak özellikleri ada ülkesi olması mı? Yoksa hava sıcaklığı teorisinin gerçekten de etkisi olabilir mi? Gelin hep birlikte bu ülkeleri inceleyelim. Birinci ülkemiz Papua Yeni Gine. Papua Yeni Gine, Güneybatı Pasifik'te, Avustralya kıtasının kuzeyinde ve Ekvator'un güneyinde, Yeni Gine adasının doğu yarısıdır. Bismarck adaları ve birçok bitişik ada gruplarını içine alan bağımsız bir ülkedir. Batısında Endonezya, güneyinde Avustralya bulunur. Yaklaşık olarak ülkenin nüfusu 5.887.000 kişidir. Papua Yeni Gine'nin ekonomisi nasıl? Para birimi Kina olan ülkenin ekonomisi tarıma ve madenciliğe dayanıyor. Ayrıca hayvancılık ve balıkçılık da önemlidir. Daha çok domuz ve kümes hayvanları yetiştirilir. Ülkede yetişen başlıca tarım ürünleri yulaf, kulkas, muz, Hindistan cevizi, tatlı patates, kahve ve kakaodur. Ayrıca meyve ve sebze yetiştiriciliği de oldukça gelişmiştir. Nüfusun %53 tarımda, %17'si endüstri ve ticarette ve %10'u ise resmi hizmetlerde çalışır. Başlıca endüstri ve imalat sahaları, orman ürünleri, mineraller, balık, gıda, inşaat malzemeleri ve ev eşyalarıdır. Dışarıya kahve, çay, kakao, orman ürünleri, balık, meyve, sebze ihraç ederler. Dışarıdan ise ağır makineler ve çeşitli araçlar ithal edilir. Altın, ülkenin en önemli bir madenidir. Ve ülkenin ihracatlarının %70'inin altın, gümüş, bakır, petrol ve doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarından elde edilen kazançlar oluşturmuştur. İhracat ve ithalatını çoğunlukla Japonya, Almanya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapar. Başlıca iki limanı vardır. Port Moresby ve Lee limanları. Turizm gelirleri orta seviyededir. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği başlı başına bir problem teşkil etmektedir. 1973'ten sonra ulaşım ve haberleşme üzerine yapılan çalışmalar sonunda biraz düzelmiştir. İkinci ülkemiz St. Vincent ve Grenadinler, Karayipler'de küçük Antillerin bir parçası konumunda olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen ada ülkesi. Ülkenin başkenti Kingston'dur. Ülkenin nüfusu 2011 sayımına göre 110 bindir. St. Vincent ve Grenadinler'in ekonomisi nasıl? Tarım, ülke ekonomisinin büyük ve en önemli kısmını oluşturmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde muz üretimi, tarımdan elde edilen toplam ürünün büyük kısmını teşkil eder. Hizmet sektörü ve gelişmekte olan turizm sektörü, ülke ekonomisinin diğer alanlarını oluşturmaktadır. Üçüncü ülkemiz, Sierra Leone ya da resmi adıyla Sierra Leone Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bir ülkedir. Portekizler ülkeye, bölgede bol miktarda aslan bulunmasından dolayı aslanlı dağlar veya aslanlı sıra dağlar anlamına gelen bu ismi vermişlerdir. Kuzeydoğusunda yine, güneydoğusunda Liberya ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunur. Sierra Leone 71.740 km² bir alanı kaplar ve nüfusu 6.296.803'tür. Ortalama hayat süresi erkeklerde 42 ile 69 yıl, kadınlarda ise 48 ile 61 yıl olup ortalama çocuk sayısı 6 olarak kayıtlara geçmiştir. Tropikal iklime sahip,
komşusu Liberya gibi özgür bırakılmış Afrikalı köleler tarafından kuruldu. 1971'de Freetown'u kurdular. İngiliz sömürgeciliğinden sonra 1961'de bağımsız hale geldi. Ancak ülke 1990'lardan 2002'ye kadar yıkıcı bir iç savaş yaşamıştır. Elmas madenleri bakımından oldukça zengindir. Buna rağmen batılı sömürgecilerin kışkırttığı ve göz yumduğu iç savaş sonucunda bir hayli fakirleşmiştir. Sierra Leone'un ekonomisi nasıl? Enflasyon oranı 2000 yılında tüketici fiyatlarına dayanarak %15. İş gücü 1981 verilerine göre 1369 milyondur. Endüstri, madencilik, elmas, demir, boksit, küçük çaplı sanayi işletmeleri ise meşrubat, tekstil, sigara, ayakkabı, kahve, kakao, Hindistan cevizi ve petrol arıtma tesislerinden oluşmaktadır. Tarım ürünleri, pirinç, kahve, palmiye tohumu ve yer fıstığıdır. Ayrıca ekonomik gelir getiren, başta balıkçılık olmak üzere kümes hayvancılığı, sığır, koyun, domuz yetiştiriciliği de vardır. Yıllık 65 milyon dolar ihracat yapmakta ve ihracat ürünleri ise elmas, kakao, kahve ve balıktır. İthalat ise yıllık 145 milyon dolardır. Dördüncü ülkemiz Timor-Leste. Doğu Timor resmi adıyla Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da Timor Adası'nın doğusu Atoro ve Jako Adaları ile Hojesambino bölgesini kaplayan bir devlettir. Tek komşusu Endonezya'ya bağlı Batı Timor'dur. 14.609 km² yüzölçümüne sahip olan Doğu Timor'un başkenti Dili'dir. Asya kıtasında bulunur ve nüfus sayısı 1 milyon 300 bindir. Çin'e en yakın yer olarak da söyleyebilir. Öte yandan şöyle bir sorun bulunmaktadır. Sıcaklık teorisi yanlış olabilir. Dünyanın neredeyse en sıcak ülkelerinden alınan görüntü ve bilgilere göre durum teorinin yanlış olduğunu gösteriyor. 35 ila 41 derece hava durumundaki Kongo, Gine-Bissau, Sudan ve Mali gibi ülkelerdeki sonuçları görebilirsiniz. Vaka sayıları diğer ülkelere göre az da olsa hava durumunun pek de etkisi görülmemektedir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.